Merhaba sevgili tarih severler. Bugün öyle bir yerdeyiz ki kazılar tamamlandığında burası önce Adana'nın sonra da Türkiye'nin en büyük antik kenti olacak. Burası 2. Efes diyebileceğimiz Anavarza antik kenti. Anavarza antik kenti Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Dilekkaya köyünde bulunuyor. Adana Kozan'dan 28 kilometre güneye doğru devam ettiğinizde karşınıza Dilekkaya köyü çıkıyor ve köyün içerisi tamamen bir antik kent. Köye girdiğiniz andan itibaren hava tarih kokuyor diyebiliriz. Şimdi hep birlikte Anavarza kentinden içeriye girelim. Buyurun. Anavarza antik kentinin henüz tamamı ortaya çıkartılmamış. Çıkartıldığı zaman, çalışmalar tamamlandığında Efes'in 5 katı büyüklüğünde bir antik kent ortaya çıkması düşünülüyor. Bu muazzam bir büyüklük. Bugün Türkiye'deki en büyük antik kent olarak Efes'i biliyoruz. Ve Türkiye'deki yine Roma döneminden kalmış en büyük yapı olarak Efes antik kentini biliyoruz. Ancak dediğim gibi Anavarza antik kentinin kazı çalışmaları tamamlandığında burası Efes'in tam 5 katı büyüklüğünde bir antik kent olacak. Denilebilir ki burası hem bölgemizin hem de Türkiye'nin tarihi turizmi açısından inanılmaz bir önem taşıyor. Peki bu önem verilmiş mi bu antik kente derseniz, henüz girişinden itibaren bu kıymetin verilmediğini söyleyebiliriz ne yazık ki. Buraya gelip gördüğünüz zaman siz de benimle aynı fikirde olacaksınız diye düşünüyorum. Gerçekten hem bir yanda buraya geldiğinizde tüyleriniz diken diken oluyor. O tarihin yaşanmışlığı sizi bir yere alıp götürecekken ne yazık ki bugünkü insanın burayı kötü bir şekilde kullanmış olması bir yanda sizi sarsıyor gerçekten. Anavarza antik kenti 1300 hektarlık bir alana konuşlanmış. Buradaki en önemli yapı şu an arkamda görmüş olduğunuz Zafer Takı. Romalılar burada Pers İmparatorluğunu yenince bu günün anısına bu Zafer Takı'nı inşa etmişler. Hemen Zafer Takı'da Anadolu'da bulunan Roma döneminden kalmış tek duble yolu açılıyor. Milattan önce 5000 yılına tarihlenen Anavarza antik kenti Milat öncesi 19 yılında Romalıların önemli bir ordugah şehri haline geliyor ve Kilikya bölgesi için önem arz etmeye başlıyor. O dönemde Kilikya Birliği konusunda bölgenin merkezi diyebileceğimiz Tarsus kentiyle rekabet etmeye başlıyor Anavarza kenti. Bu bölgede şehirleşme milattan önce 1. yüzyılda Romalıların Ceyhan Havzası'nı ele geçirmesiyle başlıyor. O dönemde Romalılar buraya Terkondinomos adında bir vassal kral atıyorlar. Onun yönetimine bırakıyorlar Anavarza kentini. Milattan önce 3. yüzyılda bütün Kilikya şehirleri gibi Anavarza da Pers istilasına uğruyor. Pers kralı Şapur burayı ele geçiriyor ve kenti tahrip ediyor. Daha sonra kent iki büyük depremle sarsılıyor. İlk deprem 525 yılında gerçekleşiyor. Roma İmparatoru tahrip olan Anavarza'yı yeniden yaptırıyor ve onun adı veriliyor kente, Justinianopolis. Ardından 561 yılında ikinci büyük bir depremle sarsılıyor Anavarza. Tam bu felaketi atlattık derken kentte büyük bir veba salgını ortaya çıkıyor ve kent büyük bir nüfusunu kaybediyor. İslamiyet'in yükselişiyle birlikte kent Arapların dikkatini çekiyor. 796 senesinde o dönemki Abbasi halifesi olan Harun Reşit tarafından bölge fethediliyor. Bilindiği üzere Harun Reşit Tarsus'la Diyarbakır arasını Anadolu'ya ilk Müslüman akınlarını gerçekleştirerek fethediyor. Buraya avasım kentleri kurduruyor. İşte bu kentlerden bir tanesi de Anavarza. Anavarza bir garnizon olarak kullanılıyor veya ordugah şehir diyebiliriz. Yani askerlerin konuşlandırıldığı stratejik bir nokta olarak kullanılıyor Abbasiler döneminde. Gelelim 926 senesine. 926 senesinde ise Bizans İmparatoru Nikeforos Foras tarafından ele geçiriliyor. Böylece Bizans hakimiyeti altına giriyor Anavarza.
Anavarz Antik Kenti 1197 yılında bu sefer de Haçlıların eline geçiyor. Birinci Haçlı Seferi sırasında buradan geçen Haçlılar Anavarz Antik Kenti'ne saldırıyorlar ve ele geçiriyorlar. Ardından 1111 yılında Ermeni Kralı Baron Toros saldırıyor ve bu sefer de Kilikya Ermeni Krallığı'nın hakimiyeti altına giriyor Anavarza Kenti. Görüldüğü üzere Anavarza Kenti'nde Romalılar, Bizanslılar, Müslüman Abbasiler, Hristiyan Haçlılar ve son olarak da Memlüklerin hakimiyetini görmek mümkün. 1374 yılında bölgeyi Memlükler ele geçiriyor. Daha sonra da burada önemli bir yerleşim olmadığını görüyoruz. 28 metre uzunluğunda, 5,5 metre genişliğinde ve 14 metre yüksekliğindeki anıtsal şehir kapısı Romalılar tarafından 3. yüzyılda Perslere karşı alınan zaferin anısına yapılmış olan zafer takıdır. Dünyanın ilk duble yolunun başlangıcında bulunan zafer takının 3 girişi bulunuyor ve 3 kemer, 8 ayak ve 6 sütundan oluşuyor. 2013 yılında yapılan ilk kazı çalışmalarında tespit edilen bu yol 34 metre genişliğinde, sağlı sollu, çeşitli dükkanlar olduğu tespit edilen, ancak çalışmalar tamamlanmadığı için henüz ortaya çıkarılmamış. Anavarza Kalesi'nin 1500 metre uzunluğundaki surları her 70 metrede bir burçla toplam 20 burca sahiptir. Anavarza'da bulunan diğer önemli kalıntılara baktığımızda bir sütunlu yol, hamam, kilise, tiyatro, amfiteyatro, stadyum, su yolları, kara mezarları, Milattan sonra 3. yüzyıla ait deniz tanrıçası Tetis'in mozaiği bulunmaktadır. Ve tabii ki ovanın ortasında bir ada gibi yükselen tepe üzerindeki Orta Çağ Kalesi. Ayrıca yapılan kazılarda Milattan sonra 3. veya 4. yüzyıla ait olduğu düşünülen kireç taşından yapılmış Hijya ve Eros heykelleri kazıda bulunmuş. Sağlık tanrısı Asklepion'un kızlarından biri olan Hijya, bugün dilimizde çok yer etmiş hijyen kelimesinin atası olarak kabul edilmektedir. Ayrıca İmparator Nero döneminde Roma ordusunda görev yapan ve botanik biliminin kurucusu olarak kabul edilen De Materia Medica isimli 5 ciltlik eseriyle ilaç reçeteleri 18. yüzyıla kadar Avrupa'da tıp fakültelerinde okutulan dünyaca ünlü antik çağ farmakoloğu Dioscorides de bir Anavarzalıdır. Zafer takı Romalılardan kalma en büyük duble yola açılıyor. Bu görmüş olduğunuz yol sağlı sollu dükkanların olduğu düşünülüyor ancak henüz ortaya çıkarılmamış. Arkamda görmüş olduğunuz Anavarza Kalesi ise antik çağdan orta çağın sonuna kadar önemini kaybetmemiş, stratejik öneme sahip bir kale. Abbasiler, Abbasi komutanı, Abbasi halifesi Harun Reşit tarafından bir garnizon olarak kullanılmış. Aynı şekilde Bizanslılar, Ermeniler burayı çok önemli stratejik bir kale olarak ellerinde bulundurmuşlar. Kale, Anavarza Antik Kenti'ne 200 metre yükseklikten bakıyor. Şu an Anavarza Kenti'nin surlarının yakınındayız. Bu surlar 1300 hektarlık alanı kaplıyor. Bugün tabii ki hepsi ayakta değil. Ancak arkamda görmüş olduğunuz kapı, Zafer Takı'nın tam karşısında bulunan asıl ana kapı. Yani Zafer Takı yapılmadan önce kullanılan Anavarza Kenti'nin giriş kapısı. Anavarza Kenti'nin bu kapısından girdiğiniz zaman tam karşıya baktığınızda Anavarza Kalesi'nin muazzam görüntüsü sizi karşılıyor. Anavarza, bir kültür mozaiği. Romalılardan Ermenilere, Bizans'tan Haçlılara ve Müslüman Araplara kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anavarza Antik Kenti. Dileriz ki bir gün gerektiği önemi kazanır, çalışmalar tamamlanır ve burada yatan tarih gün yüzüne çıkar. Anavarza'daki tarihi çalışmalar sonlandığı zaman bilim tarihinden sanat tarihine, arkeolojiden kültür tarihine kadar birçok konudaki sır ortaya çıkacaktır. Dileriz ki Anavarza bir gün hak ettiği değeri bulur. Eğer siz de Türkiye'nin bu ikinci efesiyle tanışmak isterseniz Adana'nın Kozan ilçesine gelip Dilekkaya köyündeki Anavarza Antik Kenti'ni ve tabii ki Anavarza Kalesi'ni ziyaret etmelisiniz.